Merhaba değerli arkadaşlarım. Sevilenin Lezzet Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sivas katmeri yapacağız. Ben Sivas katmerini börek şeklinde, peynirli de yapacağım, sade de yapacağım. Şimdi gelelim hamurunun yapımına arkadaşlar. Öncelikle yoğurma kabıma 6 su bardağı un ilave ettim. Un koydum yani. 1 yemek kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Tuzla unu birbiriyle güzelce karıştırıyorum. Sonra ortasını havuz gibi açıyorum. 1 çay bardağı yoğurt. Oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Soğuk olmayacak kesinlikle. Bir çay bardağı yoğurdum, boşaltıyorum. Çay bardağım 125 mililitre arkadaşlar. 125 mililitre çay bardağından yoğurdum, boşalttım. Bir su bardağı sütümü boşaltıyorum. O da oda sıcaklığında olacak, soğuk olmayacak. Arkadaşlar ben 1,5 su bardağı süt ayarladım ama yavaş yavaş ilave edeceğim. Aldığı kadar. Bir su bardağını boşalttım. Biraz daha boşalttım. Şimdi kabartma tozunu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu. Maya kullanmayacağız arkadaşlar. Şu şekilde önce şöyle toparlamak için hamuru karıştırıyorum. Spatula ile ya da kaşıkla. Sütü koyduğum, kullandığım su bardağım arkadaşlar klasik 200 mililitrelik su bardağı. Bunu da belirteyim. Çay bardağı 125 mililitre. Şöyle biraz daha süt ilave ediyorum. Tekrar toparlanana kadar yoğuruyorum kaşıkla, spatulayla. Daha sonra elle yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar yumuşak bir hamur olacağı için kıvamı biraz sert geldi. Çok az bir süt daha ilave ettim. Yani toplamda yaklaşık 2 su bardağına yakın süt ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum gene. Çünkü yumuşak bir hamur olacak. Arkadaşlar bir süre daha yoğurduğum hamurumu hafif unlamış olduğum tezgahıma alıyorum. Biraz da tezgahımda yoğuracağım. Özleşmesi için. Hamurumuza bu şekilde yuvarlak bir form verdik arkadaşlar. Şimdi önce kesme aparatıyla 2'ye, sonra 4'e, daha sonra 8 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Böldükten sonra her bir bezemizi elimizde şu şekilde yuvarlayarak hafif unlamış olduğumuz, bu şekilde yuvarlayarak hafif unlamış olduğumuz tepsimize alıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde. Evet, hamurlarımızı bu şekilde 8 adet beze yaptık arkadaşlar. Aynı büyüklükte. Şimdi bezelerimizi unladığımız, hafif unladığımız tepsiye almıştık. Üzerine temiz bir bezle örtüyoruz kurumaması için ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurlarımız 15 dakika dinlendi arkadaşlar. Şöyle az bir un serpiyorum tezgahıma. Hamurumun birisini alıyorum tekrar şöyle. Çok unlamıyoruz arkadaşlar. İsterseniz merdane ile, isterseniz oklava ile açabilirsiniz. Ben şöyle oklavayla büyütmeye devam ediyorum. Olabildiğince büyük açacağız arkadaşlar. Fazla büyük açmaya gerek yok. Şöyle.
Evet, açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar. Çok büyük olmasına gerek yok. Bu şekilde yeterli olur. Şöyle açtığımız yufkamızı bir kenara alıyoruz. Şimdi tekrar hafif unladığımız tezgahımıza ikinci bezemizi alıyoruz. İkinci yufkamızı açmak üzere. Şöyle. Çok fazla unlamıyoruz arkadaşlar. Çünkü yumuşak bir hamur, yumuşak bir yufka olması lazım. Sert olmayacak. İkinci yufkamı da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi yağımız vardı. Eritmiş olduğum yağdan şöyle yufkama döküyorum. Ve her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum arkadaşlar. Her yerine gelmesi lazım yağın. Şöyle katlıyorum yarıdan. Arkadaşlar her katın yağlanması gerekiyor. Mutlaka her katı yağlamamız lazım. Sonra diğerini de üzerine kapatıyorum. Bu şekilde yağladıktan sonra şöyle kare şeklinde kapatıyorum arkadaşlar. Yalnız üzerine yağlamaya gerek yok. Katladıktan sonra şöyle bir tepsimize alıyorum. Arkadaşlar önceden açtığım birinci yufkamı alıyorum. Onu da aynı şekilde şöyle yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağlıyoruz. Önceden katlamış olduğum şu şekilde yufkam vardı yağlayıp. Tam ortasına koyuyoruz. Şöyle alttan kıvırıp bu şekilde yağlıyoruz. Dediğim gibi bütün katların arası yağlanması lazım arkadaşlar. Tekrar karşı taraftan da katlıyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağımızla yağlıyoruz. Şöyle aynı şekilde kare formu veriyoruz arkadaşlar. Bu katı da yağlıyoruz. Sadece en üst katı yağlamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tepsimizi alıyoruz hamurumuzun dinlenmesi için. Şimdi ikincisini yapacağım tekrar. Evet arkadaşlar 8. bezemizi de açtık. Onun üzerine de yağımızdan sürüyoruz. Biraz donmuş tereyağı. Çünkü ben serin bir ortamda yapıyorum. Şöyle tereyağımızdan sürüyoruz. Eritmiş olduğumuz. Şimdi arkadaşlar bu üçüncü hazırladığımız katmerimiz. Bu da dördüncü oluyor. Yani 8 bezeden 4 parça katmer hazırlamış oluyoruz. Şimdi donduğu halde sürmeye çalışacağım arkadaşlar. Mecburen. Zaten donması da gerekiyor. Yufkaların arasında tereyağımızın donması gerekiyor zaten. O şekilde daha iyi açılır. Şöyle tekrar sürmeye devam ediyorum bu katıda.
Şimdi bunu da sürdükten sonra tekrar katlıyorum. Son katı da artık tereyağla yağlıyorum. Ve en son kapattığımızda yağlamıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 adet katmerimiz hazır. Şimdi bunları serin bir yere, ben serin ortamda olduğu için burada bekleteceğim. Alıyoruz, üzerini kapatıyoruz kurumasın diye. Bir 10-15 dakika dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dinlenmiş olan hamurumuzu, yani yağladığımız yufkalarımızı şöyle tezgahımıza alıyoruz. İsterseniz oklavayla, isterseniz merdaneyle kare şeklinde büyütüyoruz. Şöyle. Şu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Arada çeviriyoruz. Düzgün olan yeri alta gelmesi lazım. İsterseniz oklavayla, isterseniz merdaneyle bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben bu kadar merdane ile büyüttüm arkadaşlar. Dikdörtgen formunda. Her tarafının eşit şekilde kalınlıkta olmasını sağlamamız lazım. Şimdi bundan sonra ikiye bölüyoruz. Ve ben dediğim gibi peynirli iç kullanacağım. Lor peyniri. Kendim yapıyorum devamlı. Şöyle peynirlerimizi güzelce yayıyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde. Şimdi ne tarafı düzgün değilse o tarafından önce ortaya doğru katlıyoruz. Sonra diğer taraftan bu şekilde üst üste katlıyoruz arkadaşlar. Şu kenar kısmında eğer kalınsa bıçakla alabiliriz. Şöyle düzgün bir şekilde. Ve şöyle az bir şekilde kıvırıyoruz. Kıvırıyoruz arkadaşlar. Diğerini de yapalım. Hamurumuz yağlı olduğu için unla açmaya gerek yoktur arkadaşlar. Onun için tezgahımız da kolayca açılır. Bu katmerimizi de bu şekilde hazırlıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz şöyle tepsimiz var. Ters çevirerek bu şekilde sıralıyoruz. Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Daha önceden de hazırlamıştım 2 adet. Onu da koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde tepsimizde katmerlerimiz bir 10 dakika dinlenecek. Şimdi diğerlerini hazırlıyorum. Diğer hamurumu da aynı şekilde açtım arkadaşlar. Video uzamasın, sıkılmayın diye. Tekrardan onun da peynirini, iç malzemesini koydum. Bu şekilde kapattım. Ve şöyle tepsimi alıyorum. Şimdi bir tane size söylemiştim. Peynirsiz, sade yapacağım. Onu da göstereyim. Şöyle elimizle yavaş yavaş bunu fazla açmayacağız arkadaşlar.
tek parça olacak ve sade olacak bu. Yani bu tam bir Sivas katmeri tarzında bir katmer olacak. Şöyle içine hiçbir şey koymadan yapacağız bunu tek parça halinde. Herhangi bir bölme ya da malzeme olmayacak. Evet, katmerlerimiz 10-15 dakika dinlendi arkadaşlar. Ben tereyağımı dibinde biriken tortusunu süzdüm şu şekilde. Tereyağı kullanacağım üzeri için. Çünkü yumurta yanık havası veriyor bu durumlarda. Onun için üzeri daha güzel altın sarısı olması için tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Dibinin çöken tortusunu süzdüm. Yumurta kullanmayacağım. Şöyle tereyağımı sürüyorum. Tereyağı sürdükten sonra şöyle keskin bir jiletim var. Sadece mutfakta kullanıyorum bunu, hamur işlerinde. Şöyle çizikler atıyorum arkadaşlar. Şöyle katmerlerimin üzerine birer santim aralarla çizikler atıyorum. Bu tür hamur işlerini akşamdan yapıp bu şekilde dolaba kaldırıp ya da buzluğa kaldırıp sabah da çıkarıp pişirebilirsiniz hazırlayıp. Ya da dondurucuya atıp kahvaltıya ya da misafirleriniz geldiğinde çay yanına ikramda kahvaltıda bu şekilde hazırlayıp çıkarıp pişirebilirsiniz. Şöyle jiletle çizikler atıyorum. Eğer jiletiniz yoksa keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra 180-190 derece ısınmış fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Şu an fırınıma ısındı. Şimdi pişirmeye göndereceğim. Daha sonra piştiğinde görüşelim. Evet arkadaşlar, katmerlerimiz pişti. Göründüğü gibi çıtır çıtır. Sesi duyuyorsunuzdur herhalde. İçi de kat kat. Şu şekilde. Harika oldu katmerlerimiz. Tel tel ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Şahane oldu Sivas katmerimiz. Ben peynirli yaptım. Ayrıca şu şekilde sade de yaptım. Görüyorsunuz. Çıtır çıtır. Bunu da araları kat kat. Harika bir katmer oldu arkadaşlar. Videomu buraya kadar beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca destekleriniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla, afiyetle kalın. Şimdiden deneyenlere, denemek isteyenlere ya da yapacaklara afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Son halini görüyorsunuz. Hoşça kalın.